kıymetli izleyicilerimiz. Allah'ın rahmeti, feyzi, bereketi, affı ve hidayeti siz kıymetli kardeşlerimizin ve ümmeti Muhammed'in bizlerin üzerine olsun inşallah. Bu dersimizde Hazreti İsmail'den bahsedeceğiz inşallah. Rahman. Hazreti İbrahim'in Rabbi hebli salihin Rabbim bana iyilerden olacak salih bir evlat nasip et duasına Cenab-ı Allah فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَى min halim buyurmuş. Yani Allah Azze ve Celle bunun üzerine kendisine akıllı, edepli, uslu bir erkek evlat nasip etmiştir. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti Hacer'le olan evliliğinden meydana gelen büyük oğlunun ismi Hazreti İsmail'dir. Hazreti İsmail, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin de dedelerindendir. Peki İsmail nedir? İsmail isminin manasına gelecek olursak İsmail Allah azze ve celle'nin kurbanı manasında Zebihullah diye de anılmıştır. İsminin manası ise Allah'a itaat eden kimse demektir. Kur'an-ı Kerim'de, Kerim kitabımızda 12 yerde Allah azze ve celle Hazreti İsmail'in ismini bizzat zikretmiş onu taltif etmiş. Onun bazı vasıflarıyla öne çıkmasını istemiş ve onları övmüş. Hazreti İsmail'den bizzat bahsetmiştir. Kıymetli kardeşlerim. Hazreti İsmail dünyaya gelmiş. Aradan belirli bir zaman geçtikten sonra ilahi bir emir doğrultusunda kaderin de cilvesi olarak Hazreti İbrahim hanımı Hacerle birlikte oğlu Hazreti İsmail'i de yanına almış o Şam diyarından Mekke'ye doğru hareket etmiş ve onları o gün için uçsuz, bucaksız, koç uçmaz, kervan göçmez, kimsenin uğrak yeri olmayan bir vadiye yerleştirmek üzere götürmüştür. Ve tam orada bırakıp yanlarında bir sepet dolusu hurma ve bir testi dolu su bırakmış. Oradan ayrılırken Hazreti Hacer anamız arkasından seslenmiş. Ya İbrahim kuş kervan göçmez. Kimsenin uğrak yeri olmayan, kimsesiz bir yerde bizi bırakıp da gidiyor musun? Bırakıp da bizi nereye gidiyorsun diye sormuş. Hz. İbrahim ardına bakmadan, cevap da vermeden devam ederek yoluna gitmiş. Hz. Hacer anamız birkaç kez bu sorusunu, sualini tekrar etmiş. Hz. İbrahim'den tekrar yanıt alamamış. Ama o zeki insan bunu anlamış. Burada bir hikmet var. Ondan sonra demiş ki Hz. İbrahim'e, ''Ya İbrahim, yoksa senin bizi burada bırakıp gitmeni emreden Allah mıydı?'' demiş. O yüreği bağrı yanık baba, ''Evet'' diyebilmiş, ''Evet'' bunu emreden Allah'tı. Ben Allah'a sizi bırakıp gidiyorum. Hz. Hacer anamız öyleyse tamam demiş. Allah bizi korur. O bize yeter deyip tevekkül etmiş ve evladının ciğer paresinin yanına dönmüş. Teslimiyete bir bakar mısınız kıymetli kardeşlerim? Bugün Hazreti Hacer annemizin yerinde olsak acaba biz bu cevabı verebilir miydik? Bunu kendimize bir nebze olsun soralım. İbrahim Aleyhisselam Hazreti Hacer ve oğlu Hazreti İsmail'i Mekke'de bırakıp ayrılırken, Şam'a doğru yola çıkarken Seniye denilen mevkiye gelmiş ve orada o yüreği bağrı yanık baba, tevhidin sembolü, o büyük peygamber ellerini açmış ve Rabbine niyazda bulunmuş. Ve demiş ki, Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmını senin o mübarek kıldığın kutsal evinin Kabe'nin yanında tarıma elverişli olmayan, tarıma elverişsiz olan kurak bir vadiye yerleştirdim, orada bıraktım. Niçin bunu yaptığına cevap veriyor İbrahim Aleyhisselam duasına devam ediyor ve diyor ki: "Rabbena li yuqimussale" Onlar Rabbimiz namazını ikame etsinler, namazı dosdoğru doğru kılsınlar, eda etsinler. Fecal efideten minen nas tehvi ileyhim ve rzuquhum min semarat Rabbimiz sen de öyle bir lütufta bulun ki insanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver diye Hz. İbrahim dua etmiş ve duasına şöyle de dua ediyor. Duasına şöyle devam ediyor İbrahim peygamber. Rabbena inneke ta'lem ma nukhfihi ve ma nu'lin ve ma yakhfa ala'llahi min shay'in fil ardı ve la fi's sema. Rabbimiz şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da pek iyi bilensin. Senden hiçbir şey gizli kalmaz. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah azze ve celle'ye gizli kalmaz diye Hz. İbrahim'in duasına devam ediyor. Kardeşlerim, ne zor bir imtihan görebiliyor musunuz? Hani insan bizler olsaydık acaba ne yapabilirdik? Bu soruyu kendimize bir nebze olsun sorabilir miyiz? Hz. İbrahim'in teslimiyetini bizler gösterebilir miyiz? Bunu bir kez daha olsun kendimize sormamız gerekiyor. Derken Hz. Hacer validemiz evladının ciğer paresinin yanına dönmüştü ya. Artık erzakları tükenmiş, onların suları da bitmiş. O ana evladı için koşturuyor işte. Safa ile Merve arasında Hani bize say diye kalan sünnet ibadetimiz Haccın menasiklerinden var ya O evladı için koşturmuş Zemzem suyuna erişebilmek için uğraşmış Ve Cebrail aleyhisselamın eliyle Zemzem suyu bulunmuş Allah azze ve celle ikramda bulunmuş Hazreti İsmail de en büyük mucizesini göstermiş Kıyamete kadar devam edecek olan Bu mucizesini göstermiştir Kardeşlerim Allah azze ve celle buyurmamış mıydı? "Omen yetekillahi yecallehu mahraca." Her kim ki Allah'a sığınır, sakınır, takva elbisesine bürünürse Allah azze ve celle o kimseye bir çıkış yolu gösterir, bir çıkış yolu verir. Ve buyurmamış mıydı devamında ve yerzukhu min hayfe la yahtasi o kimseyi Allah Azze ve Celle ummadığı yerden rızıklandırır ve devam ediyor Cenab-ı Allah. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Her kim ki Allah Azze ve Celle'ye tevekkül eder, dayanır, ona güvenirse Allah mutlaka ona yeter. İşte tevekkülün ve teslimiyetin nadide örneği kıymetli bir aile ve Cenab-ı Allah bize bu aileyi örnek olarak gösterdi. Bizlere de Rabbimiz bu aileyi örnek alabilmeyi ve tevekküle ve takva elbisesine bürünebilmeyi cümlemize nasip ve müessir eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu dedesinin zemzem hadisesini yıllar sonra anarken demişti ki Allah Azze ve Celle o İsmail'in anası Hacer'e rahmet etsin. O zemzemi kendi haline bırakmış olsaydı veya da zemzemi avuçlamamış olsaydı vallahi o bir ırmak olur, akar, giderdi buyurmuş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti İsmail böylece iade etmiştir. Daha sonra aradan belirli bir zaman geçmiş. Oraya Cürhumiler zemzemi de görünce o su kaynağını görünce oraya yerleşmişler ve Hazreti İbrahim'in bereket duası tecelli etmişti kardeşlerim. Daha sonra Hazreti İbrahim gün gün ara ara fırsat buldukça Şam'dan çıkıp Mekke'ye ehlini ziyaret etmeye gider. Hazreti İbrahim'in haline hatırını sorur, onu görmeye giderdi. Bir gün Hazreti İbrahim bir rüya görmüştü. Rüyasında ...kanter içerisinde uyanmış ve o rüyasında şöyle bir emir almıştı. Rüyasında görüyordu ki bir elçi ona söylemiş, Allah senin evladını kurban etmeni istiyor demişti. Hz. İbrahim bu emri alınca tüyleri büpermiş, adeta soğuk soğuk terleyip yatağından kalkmış. Acaba bu rüya rahmani mi şeytani mi diye tereddüt etmişti. Ama Hz. İbrahim aynı rüyayı üç gece üç gün üst üste görecekti. Aynı rüyayı görünce kesin kes kanaat getirdi ki bu Allah Teala'nın bir emriydi. Ve kıymetli kardeşlerim Hazreti İbrahim oğluna, ciğer paresine, Hz. İsmail'e bu mevzuyu aşmak istedi ve dedi ki Gale şöyle buyurdu Kerim kitabımızda Cenab-ı Allah bu olayı aktarır ve şöyle buyurur. Ya bu ya Yavrucuğum dedi. İnni ara fil menami. ben rüyamda şöyle bir şey görüyorum dedi. Enni ezbahuke fanzur maza tara. Ben dedi rüyamda seni boğazladığımı, kurban ettiğimi görüyorum. Evladım sen ne dersin buyurdu Hazreti İbrahim. Hazreti İsmail de cevaben dedi ki: "Qala ya abatif alma Ey babacığım emrolunduğun şeyi yap. Asla tereddüt etme." dedi. Setecudun inşallah min ve sen inşallah beni sabredenlerden bulacaksın buyurdu. Yine Rabbimiz bu kurban hadisesini kardeşlerim kitabında anlatırken kolay değil tabi bu. Bir yıllarca çocuğu olmayan, ömrünün son deminde bir evlada kavuşan bir baba, bir peygamber olduğuna nasıl kıyabilirdi? Çok büyük bir imtihandı bu. Onun için Cenab-ı Allah inne hâze lehuvel velâhul mübîn buyurmuş ve bu kesin kez apaçık bir imtihandı diye kurban hadisesini bizlere anlatmış, aktarmıştır. Ve ilahi buyruğa, ilahi buyruğa teslim olan bir baba ve oğlu görmekteyiz kurban hadisesinde. O günden bizlere de bu kurban olayından bizlere şeytan taşlama, kurban ve teşrik tekbirleri bizlere miras ve sünnet olarak kalmıştır. Cenab-ı Allah her iki peygambere de gani gani rahmet eylesin inşallah ve bizleri şefaatlerinden mahrum eylemesin. Cenab-ı Allah Kerim kitabında iki peygamberden Üsve-i Hasene olarak bahsetmiş. Onlardan birisi de Hz. İbrahim'dir ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Hazreti İbrahim ve İsmail'in dualarıdır. Bunu da hatırımızdan çıkarmayalım kardeşlerim. Onlar dua ederlerken şöyle demişlerdi. Beyti inşa ettikten sonra şimdi beyti inşasına geleceğiz. Rabbena ve fihim rasulen ve rasulen minhum demişlerdi. Hazreti İbrahim ve İsmail'in duası Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz olacaktır kıymetli kardeşlerim bu olaydan kurban hadisesinden çıkarmamız gereken bir ders olmalı. Ve biz şunu sormalıyız. Hz. İsmail'in kurban oluşu, adanmışlığı kime ve neyeydi? Ve biz bugün kendimizi ve evlatlarımızı neye ve kime kurban ediyoruz? Bu soruyu bir kez daha soralım kıymetli kardeşlerim. Bizim adanmışlığımız, kime ve neye hiç unutmayalım ki değer verdiğimiz şeyler kadar değerli ve adandığımız, kendimizi adadığımız dava kadar kıymetliyiz. Cenab-ı Allah Hz. İsmail'in yolundan gidebilmeyi cümlemize nasip ve müessel eylesin inşallah. Yine Hz. İsmail'in hayatından gözlerimize çarpan ve dikkat çeken en önemli olaylardan bir tanesi de Kabe'nin yapılması beytin tekrar inşa edilip yükseltilmesiydi ve Cenab-ı Allah bunu ayeti kerimesinde ve iz yerfau İbrahimul kavaide minel beyt ve İsmail buyurmuş. Hazreti İbrahim'in ve İsmail'in birlikte beytin temellerini yükselttiklerini bize haber vermiş ve onlar Rabbana takabbel minna İnneke entes semiul alim. Ey Rabbimiz sen bu ibadetimizi bizden kabul buyur. Şüphesiz sen işitir ve bilersin, bilensin demişlerdi. Kıymetli kardeşlerim dersimize son verirken Hz. İsmail'in bazı özelliklerinde ayet-i kerimeler ışığında bahsederek dersime son vermek istiyorum. Hz. İsmail hac işlerinden sorumluydu ve babasının vefatından sonra hac işlerini yürütmek ve yönetmek kendisine ait idi ve insanları insanlığı hac ibadetine davet etmişti. En kıymetli vazifelerinden birisi buydu. Bir diğer özelliği ise Hz. İsmail Kabe'ye ilk örtüyü örten kimseydi ve o Kabe'nin maddi ve manevi gerek şirk unsurlarından terim temizlenmesi gerekse maddi temizliğinden sorumluydu. Cenab-ı Allah ve ahidna ila İbrahim ve İsmail en tahira beyti li taifine vel akifine vel rukya sucud buyurmuş. Bu hakikati bizlere dile getirmiş ve tevhidi ayakta tutma sorumluluğunu Hz. İsmail ve İbrahim'e yüklemişti. Bir diğer özelliği ise mabede Allah'a adanmışlığın en bariz, en büyük örneklerinden, sembol isimlerinden birisiydi Hazreti İsmail. Bir diğer özelliği salih ameller işler, devamlı Cenab-ı Allah'a tevekkül ederdi. O bir peygamberdi, o vahye mazhar olmuş, Allah'ın rızasına kavuşmak için kıymetli amellerde bulunmuştu. Emre bir maruf ve nehy anil münker yapmış 50 yıl boyunca tamı tamına 50 yıl boyunca insanlığı Allah'a ve İslam'a davet etmişti kıymetli kardeşlerim. Ve sabrın, sebatın en güzel örneklerinden birisiydi Hazreti İsmail. O Kerim kitabımızda seteci dünye inşallah mine sabirin demiş ve kullum mine sabirin buyrulan sabrın sembol Bir başka özelliği ise Hazreti İsmail aleyhisselam sözüne sadık idi. Rabbimiz buyurur ki: "Ve zkur fil kitabi İsmail innehu kana sadikal vaad." O sözünün eriydi, sadık bir kimseydi diye Cenab-ı Allah onu hayırla yad etmemiz gerektiğini bizlere beyan buyurmuştur. Bir başka özelliği ise ve kullun minel ahyar buyurulmuş ve insanlığın en hayırlı olanlarındandı Hz. İsmail aleyhisselam. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti İsmail'in özelliklerini elbette saymakla tüketemeyiz ama birkaç hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Bir diğer özelliği ise itaatkar, iyi, kaliteli bir insan ve halim selim bir insandı Hazreti İsmail. Teslimiyetin timsaliydi, devamlı tövbe ve istiğfarda bulunur. ''Ve tövbe aleyna'' buyurmuş, her daim hak ile beraber olmuş, ona yönelmiş ihsan mertebesine ermişti. Ve Cenab-ı Allah faddalna alel alemin buyurduğu peygamberler arasında Hazreti İsmail'i de zikretmiş, alemlere üstün kıldığını beyan buyurmuştur. Namazı, zekatı kendi ehline ve halkına emretmiş, ibadeti, arınmayı, tertemiz olmayı, sırf Allah'tan yana olmayı ve devamlı Allah'la beraber olmayı halkına telkin etmişti ve emretmişti Hz. İsmail Aleyhisselam ve kana ya'muru ehlehu bis salat ve zekat diye beyan buyurulmuştu kitabımızda. Bir diğer özelliği ise Belki de en kıymetli özelliği de Hazreti İsmail'in bizim de hayat gayemiz olan Rabbimizin hoşnutluğuna ermek, rızasını kavuşmaktı kıymetli kardeşlerim. Ve Cenab-ı Allah buyurdu ki, وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّ O Hazreti İsmail Rabbinin hoşnutluğunu kazanmış, tertemiz, güzel bir insandı buyuruyor Cenab-ı Allah. Ve bir atıcı ve avcı olan Hazreti İsmail... 137 yaşına gelmiş ve ömrünün sonuna kadar İslam'a hizmet etmiş, vefat etmiş ve ömrünü kendisini adadığı mabedin kenarına Hicr'de annesinin yanı Hazreti Hacer'in yanına gömülmüştü. Cenab-ı Allah Hazreti İsmail'e gani gani rahmet etsin. Şefaatlerinden bizleri ayırmasın inşallah. En kıymetli mucizelerinden biri olanı Zemzem'i zikretmiştik. Bir birkaç tane mucizesi daha var. Onları yer vermeye gerekli görmüyorum. Eh, Hazreti İsmail'in en kıymetli vasıflarıyla dersimi bitirmek istiyorum kıymetli kardeşlerim. Şunca zamandır konuştuğumuzun özeti şudur. Hazreti İsmail sabrın, hilmin, bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz tevazonun, teslimiyetin örneğidir. En kıymetli şahsiyetlerinden birisidir. Cenab-ı Allah bizlere de Hz. İsmail'i örnek alabilmeyi nasip ve müessel eylesin kardeşlerim. Sünnet-i seniyeye sarılmayan ayeti kerimelerden ders ve ibret almayan kimselerin akıbetleri korkunç, ahiretleri bozuktur. Cenab-ı Allah sünnet-i seniyeye sarılan, Anadolu irfanına sahip çıkan hayat oyunlarını Kur'an ile Kur'an kıymetli Müslümanlar alabilmeyi cümlemize nasip ve müessere eylesin. Rabbimiz iyi birer insan olmayı Hz. İsmail'in yolunda gidebilmeyi cümlemize nasip eylesin. İyi insanlar yetiştirmeyi bizlere lütfeylesin inşallah. Rahman'a has kul olmuş Hz. İsmail hepimizin kılavuzu olsun. Allah Azze ve Celle sırat-ı müstakimden bizlere ayırmasın. Esselamu aleyna ve aleykum ve rahmetullahi.